Merhaba sevgili gençler. TT Kimya Kampı devam ediyor. 25. adımdayız. Hidrojen bağını göreceğiz. Geçen dersimizde Van der Waals bağlarını yani zayıf etkileşimlerine Van der Waals etkileşimlerini görmüştük. Şimdi hidrojen bağını görüyoruz. Hidrojen bağı çok yerde karşımıza geliyor. E, tanımını yapacağız. Hidrojen bağının olup olmadığını nasıl belirleyeceğimizi öğreneceğiz. Hemen baktığımızda hidrojen bağının oluşabilmesi için diyor gençler. Hidrojen atomunun elektronik yüksek olan flor, oksijen, azot ki biz bunları fon diye kodluyoruz. Fon atomlarından birine bağlı olması gerekir. Fona bağlı hidrojen atomunun diğer moleküldeki fon atomlarının ortaklanmış elektron çiftleriyle oluşturduğu bağa hidrojen bağı denir. Hidrojen bağı iki molekül arasında noktalarla gösterilecek. Öncelikle tanımı şu şekle dönüştürelim gençler. Daha kolay aklınızda kalsın. F, O, N yani fona bağlı hidrojen olması gerekir. Bu şekilde fona bağlı olan bir hidrojen arayacağız. Yani mutlaka flor, oksijen ya da azota bağlı olan bir hidrojen olacak. Ve bu hidrojen komşu moleküldeki bunların noktalarla gösterilir. Hidrojen bağı kesit çizgilerle gösterilir. Ve fondan birini arayacağız. Eğer bu fondan birini bulursak hidrojen bağı oluşturabilir. Yani aslında konunun özeti burası. Buradaki e, kesikli çizgiler hidrojen bağını temsil edecek. Buradaki çizgiler de florla hidrojen arasında, oksijenle hidrojen arasında ya da azotla hidrojen arasında kovalent bağı temsil edecek. Eğer hidrojeniniz fondan birine bağlıysa ve komşu molekülü FON varsa işte şuradaki bağ hidrojen bağı diyeceğiz. Hidrojen bağı aynı moleküller arasında olabileceği gibi farklı moleküller arasında da oluşabilir. Şimdi bizim burada anlatmaya çalıştığımız alttaki örnekte zaten çok rahat da göreceksiniz. Bakın A şıkkındaki örneğimizde suyla su arasında hidrojen bağı vardır. Buradaki hidrojen kontrol edeceğiz gençler. Bakın hidrojenimiz fondan birine bağlı. Yani hidrojen bağı yapabilir. Bu hidrojen komşu moleküldeki oksijen ortaktan elektron çiftleriyle arasında ne yapacak? Hidrojen bağını yapacak diye söylüyoruz. Yani burada bakarsak yine buradaki hidrojen ne yapmış? Azottaki ortaktan elektron çiftleriyle hidrojen bağı yapmış. Yani aynı moleküller arasında hidrojen bağı olduğunu görüyoruz. Bakın suyla NH3 arasında da hidrojen bağı var. Suyun oksijeni ile amonyağın yani NH3'ün hidrojeni arasında hidrojen bağı var. NH3'ün azotu arasında da hidrojen bağı olabilir. Yani sadece bu şekilde olmayabilir. Yani bu molekülün konumuna göre hidrojen bağı oluşabilir. HF ile NH arasında da hidrojen bağı olur. Bakın fonla ona bağlı olan hidrojenle komşu moleküldeki F arasında hidrojen bağı olmuş. Yine fona bağlı bu hidrojen ne yapabilir? NH3 ile ne yapabilir? Hidrojen bağı yapabilir diye söyleyeyim. Yani bu şekilde bunu yine top çubuk modeliyle de göstermişiz. Bakın burada H2O'daki hidrojenlerle diğer H2O'daki oksijenler arasında şuradaki hidrojen bağı temsil ederken H2O'daki şu, hidrojen, bu h şu çizgi hidrojen bağı değil. Yani bu kovalent bağdır. direkt atomlar arasında oluşmuş kovalent bağı temsil ediyor. Yine NH3 ile H2O arasındaki hidrojen bağı nasıl olabilir dedik. Kona bağlı olan hidrojenler ne yapabilir? Oksijenle hidrojen bağ yapabilir. Ya da ona bağlı olan hidrojen komşu moleküldeki ona bu şekilde hidrojen bağ oluşturabilir. Yani farklı şekillerde hidrojen bağ olabiliyor diye söyleyelim. Şuradaki en önünde çıkmamış. Onu da şimdi fark ettim. Yazık. Evet bu şekilde hidrojen bağın oluşumunu görmüş oldunuz. Yine notlara devam ettiğimizde gençler hidrojen bağı moleküller arasında oluşur ve atomlar arasında oluşan iyonik kovalent metalik bağdan daha zayıftır diye söylüyorum. Çünkü zaten iyonik kovalent metalik bağ güçlü etkileşimler, hidrojen bağı zayıf etkileşimlerde ama ancak diyor Van der Waals bağlarının daha güçlü yani zayıf etkileşimler arasında en güçlü hidrojen bağdır. ve hidrojen bağının gençler güçlü olduğu için moleküller arası etkileşimler arasında güçlü olduğu için zayıflara göre yani zayıflar içerisinde en güçlü olduğu için onun kaynama sıcaklığına etkisini yorumlayacağız. Bu zaman zaman sorular karşımıza geliyor. Bakın burada normalde grafik şöyle aşağı doğru inmesi gerekirken diğerlerinde olduğu gibi aşağı doğru olması yani kırmızı, yeşil, mavi ve mor da aşağı doğru inmesi gerekirken burada H2O'daki oksijenden dolayı, HF'deki F'den dolayı ya da NH3'teki N'den dolayı hidrojen bağı taşıdıkları için kaynama noktaları beklenenden daha yukarıda oluyor. Yani periyodik tabloyu düşünürsek gençler karbon, azot, oksijen, flor yani 4A, 5A, 6A, 7 an ilk elementleri bunlar. Altındaki elementler işte klor, brom diye devam ediyor bu şekilde. Ya da oksijen altında kükürt, selenyum var bu şekilde devam ediyor. Yine azotun altında fosfor var. Karbonun altında bakarsanız silisyum var. Ya yani şimdi aşağı doğru indikçe gençler e, ne olmasını bekler? London artıyor. Şimdi o yüzden de bakın burada e, 4A grubunda karbondan aşağı doğru yani karbondan sonraki grubun elektron sayısı arttığı için kaynama noktasının arttığını görüyoruz. Gitgide aşağıya doğru bu şekilde artıyor. Yani bu şekilde baktığımızda normalde buradaki NH3'ün burada olması gerekirken gençler yani, işte yani aşağı doğru normalde London arttığı için kaynama noktası artması gerekirken burada en küçük olması gereken yani NH3 burada olması gerekirken kaynama noktasının daha yukarıda olduğunu görüyoruz. İşte buradaki atomların hidrojen bağı yapması yani flor, oksijen ve azotun hidrojen bağı, hidrojenle hidrojen bağı yapması kaynama noktasının yüksek olmasını sağlıyor. Normalde grafiğin beklentisi grafiğin bu şekilde aşağı doğru inmesi gereken işte suyun H ve 3ün kaynama noktasının aynı gruptaki diğerlerine göre yüksek olması sebebi bu şekilde açıklanıyor. Yukarıdaki görseli daha iyi anlayın diyor. Bakın aşağıda yine benzer bir şekilde sayısal olarak verilmiş. Karbon, silisyum, germanyum ve kalay. Bakın burada yine yukarıdan aşağıya doğru karbon, silisyum, germanyum ve kalay için kıyaslarsa kaynama noktasının artmasını görüyoruz. Niye artıyor diye yorumlayacaksınız. Çünkü london kuvvetleri artıyor aşağıya doğru. O yüzden de karbon, silisyum, germanyum ve kalayın açıklaması bu şekilde. Kaynama artı bu. Ama burada suyun kaynama noktasının buralarda olması gerekirken yüksek olmasının sebebi yani oksijen, kükürt, selenyum ve terdürü inşaatör aynen buradaki gibi artması beklenirken buradaki düzensizliğin sebebi yani suyun kaynama noktasının eksilerde olması gerekirken yüzde olmasının sebebi hidrojen bayası. Yine aynı şekilde HB'nin burada olması gerekirken yüksek olmasını Hidrojen bağıyla açıklayacağız. Yani hidrojen bağı zayıf etkileşimler arasında en güçlüsüdür diye söyleyeceğiz. Hidrojen bağı taşıyan bileşiklerin kaynama noktası yüksektir diye yorumlayacaksınız. Burada yine baktığım zaman hidrojen bağının bağ enerjisi, fiyastanlı HB bağ enerjisi HO ve NH e, kıyasladığımızda florun elektrifliği en büyüktür diyor. Elektrifli en büyük olduğu için yani bağ enerjisine kıyasladığımızda gençler HB'nin e, bağ enerjisi daha yüksektir. O yüzden de baktığımızda gençler, e, HO, NH3 ve HF'nin kaynama noktası karşılaştırılmasında HF'nin en yüksek olması beklenir. Ancak suyun kaynama noktası HF'den büyüktür diyor. Yani bunun açıklamasını da şöyle yapacağız gençler. Normalde bağ enerjisi büyük olan HF'nin daha büyük olması gerekir ama burada yine moleküllerin dağılımı önem kazanıyor. HF molekülünde sıvı fazdaki dağılımı zikzak zincir şeklinde olması. Yani bu şekilde olması. Bir su molekülün ise 4 tane hidrojen bağı oluşturabilmesi bu şekilde olması suyun kaynama noktasının yine HF'den daha büyük olmasını sağlıyor. Yani burada H2NH ve HF 3'ü de hidrojen bağı taşıyan bu üç molekülden Suyun kaynama noktasının daha yüksek olmasını da dağılımla açıklıyoruz. Yani baktığımızda bir su molekülü aynı anda bu şekilde dört farklı şekilde hidrojen bağı yapabildiğini görüyoruz. HF'de ise bu zigzaklı dağılım şeklinden dolayı dikkat ederseniz sadece bir noktadan hidrojen bağı yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Yani baktığım zaman bu da suyun kaynama noktasının yüksek olmasının nedenlerinden biridir diye söylüyoruz. Açıdaki maddelerde hangisi yoğun fazla kendi molekülü Aslında hidrojen bağı yoktur diyor gençler. Hidrojen bağını artık öğrendik. Fon arayacağız. Yani fona bağlı olan hidrojenler ne yapabilir? Hidrojen bağı yapabilir. Yani HC ile hidrojen bağı yapabilir mi? Buradaki hidrojen fona bağlı olmadığı için yapamaz. Ama fona bağlı olan bir hidrojen varsa ve komşu molekülü FON varsa yapabilir. O zaman bakın fona bağlı yapar. Fona bağlı, fona bağlı, fona bağlı. Bu hidrojenler karbonlara bağlı gençler. O yüzden A şıkkında ve hidrojen bağı yoktur. Yani kendi moleküllerinde hidrojen bağı yoktur diye söylememiz gerekir. Aşağıda verilen bileşiklerin hangisinde hidrojen bağı oluşmaz demiş. Ve baktığımızda gençler aralarında hidrojen bağı var mı diye. Ona bağlı olan bir hidrojen var. Komşu molekülle hidrojen bağı yapar. Ona bağlı bir hidrojen var ki zaten yapmıştı ama yine bununla bunun arasında olur. Fona bağlı olan bir hidrojenin var. Komşu molekülle yapar. Bu da yine bununla yapar. Yapabilme özelliğine sahip yapar. Yapabilme özelliğine sahip yapar. Yani fona bağlı olan hidrojenler ne yapıyor gençler? Komşu moleküldeki FON ile hidrojen bağı yapıyor. Buradaki hidrojen yapabilir ama komşuya gidiyoruz. Komşuda FON yok. O zaman ne diyeceksin? Hidrojen bağı oluşmaz. Yani aralarında hidrojen bağı olmaz. Aşağıdaki moleküllerin hangisi yoğun fazla kendi moleküller arasında hidrojen bağı oluşturur diyor. E ne arayacaksın? Fona bağlı hidrojen. Bakıyorum bu hidrojenlerin böyle bir kabiliyeti yok. Yani fona bağlı değiller. Hidrojen bağı yapamaz. E bakıyorum fona bağlı hidrojeni yok yapamaz. Hidrojenleri kontrol ediyorum. Bak fona bağlı. Bu hidrojen ne yapabilir? Bu hidrojen ne yapabilir? Bu ikisi e, e, hidrojen bağ yapabilme yeterliğine sahip. O yüzden e, kendi moleküller arasında ne yapacak? Hidrojen bağ yapacak. Yine benzer bir molekülü karşısına yazacaksınız. Baktığımızda simetrini yazıyorum. Dikkat edin. Yine aynı şekilde simetrini karşısına yazayım. Bu şekilde aynısını yanına yazdım. Buradaki hidrojen ne yapacak? Buradaki fondaki e, ortak elektron hidrojen bağ yapacak. Yani bu yapabilir. Bu fona bağlı değil. Bunlar yine fona bağlı değil. Sanırım buradaki olayı çözdüm. Burada iki noktada daha olacak. Bu şekilde e, ne yapıyoruz? Hidrojen bağı olup olmadığını anlıyoruz. Yani cevabımız C şıkkı. Rehber 35. NH3 ile H2 arasındaki etkileşimden bir kesit verilmiştir. Buna göre e, yargın hangileri doğrudur demiş. bir numara hidrojen bağıdır diyor. Baktığımızda bir numara e, fona bağlı hidrojen e, oksijenle bağ yapmış doğrudur. 2 numaralı bağ apolar kovalent bağdır diyor. 2 numaralı bağ farklı metaller arasında olduğu için apolar kovalent bağdır dediği için yanlış. Polar kovalent bağ olması gerekir de farklı atomlar arasında olduğu için. 1 numaralı bağ enerjisi 2 numaralı bağın enerjisine enerjisi fazladır diyor. 1 numaralı bağın enerjisi hidrojen bağ olduğu için zayıftır. 2 numara güçlüdür. O yüzden 1 numaralı bağın enerjisi 2 numaralı bağın enerjisinden fazla olamaz. O yüzden bu yanlış olmuş. Buradan yalnızca bir doğrudur. Hidrojen bağının kaynama noktasının etkisi ki az önce bir yorum kısmında yapmış yani suyun yani HPA NH3 ve NH3'ün kaynama noktası niye yüksek çıkıyor diye orada karşılaştık. Şimdi burada örnek üzerine tekrar yapacağız. Moleküler çekim kuvveti bir maddenin fizik özelliklerini etkiler. Moleküler çekim kuvveti ne kadar büyük olursa verilmesi gereken enerji o kadar fazla olur gençler. Dolayısıyla burada bir sıralama yapmak çok doğru olmakla beraber şu zayıf etkileşimleri kendi arasında ne olarak değerlendirmiştik? Demiştik ki London kuvvetine sahip olanlar en zayıf olduğu için zayıf etkileşimlere sahipler. Ve zayıfın da en zayıfı. O yüzden de erime kaynak noktası düşük olur. Ama hidrojen bağına sahip olanlar ise diğerlerine göre daha yüksektir. Araya da bir soru işareti koyduk. Dipol, dipol, iyon, dipol, iyon indiklenmiş dipol gibi. E burada iyonik bağ ise e, güçlü bir etkileşim olsa iyonik bağlı bir işlerin e, erime kaynama noktaları e, bu iyonik bağ taşımayanlara göre daha düşüktür diye düşünebiliriz. Yani karşılaştırma yapabiliriz. Bakın burada bir örneğimiz var. Kaynama noktalarını vermiş ve etkileşim türlerini yanlarına yazın diyor. Kalsiyum oksit iyonik bir bileşiktir. O yüzden aralarında iyonik bağ var iyonik bağ var. Dolayısıyla güçlü bir etkileşim var. Kaynama noktasının 2850 derece olmasının nedeni de iyonik bağ sahip olması. Diğerleri ise gençler e, ametal ametalden oluşuyor. Kovalent, 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 kovalent. Bunları kıyasladığımızda ise kaynama noktalarına dikkat edin. E, suda ne etkileşim vardır? Hidrojen bağı vardır. Hidrojen bağı. Artı polar madde olduğu için dipol dipol vardır. Artı London vardır. HCl polar bir maddedir. Polar olduğu için dipol dipol vardır. Artı London vardır. London hepsinin yanında oluyordu. CH4 apolar bir madde olduğu için gençler apolar bir madde. Apolarlarda sadece London oluyordu. Yine c 6 hidrokarbon Hidrokarbonlar da sadece London'a sahip. Yani apolar maddelerde gençler London etkileşimleri vardı. Yani senin burada önce polar mı apolar mı olduğuna kanaat getirmen lazım. Bu şekilde değerlendiğimize bakın. iyonik bağ en güçlü dipol dipol hidrojen ve London yani hidrojen bağı taşıyanın kaynama noktası yüzken taşımayanların kaynama noktası 85 160 89. Şimdi şu ikisini karşılaştırdığımızda ise yani CH4 ile C2H6'yı karşılaştırdığımızda ikisi de apolar gençler. Apolar bu da apolar. Yani ikisi de, London ve London var. Yani en zayıf etkileşimler. Birisi eksi 164'te kaynarken birisi 89'da. Yani bunun kaynama noktası daha büyük. Niye kaynama noktası daha büyük? London'a ne demiştik? E, elektron sayısı ya da molekül kütlesi büyüdükçe London artar. İşte bu daha büyük bir mol sahip olduğu için bunun e, kaynama noktası diğerine göre daha büyük çıkmış. 89, eksi 164'ten daha büyüktür diye söylüyor. Yani bu şekilde apolarlarda e, bakmanız önemli. Yine benzer bir şekilde bu soruyu da çözelim. Şimdi örneklere baktığımızda gençler magnezyum klorür iyonik. Dolayısıyla bu diğerlerine baktığımızda kovalent olduğunu görüyorsunuz. Bakın buraya yazalım tekrar. Magnezyum klorür H2S, H2O, CH4 ve H2. Bir kere bu apolar. Aynı ikilerden oluşuyor. CH4 apolar, su polar, H2S polar, bu da iyonik. Yani burada en büyük olan MgCl2'dir. Daha sonrasında karşılaştırma yapacağım şimdi. Ne dedik? Polarlar var, apolarlar var. Apolarlar London olduğu için en zayıf onlar. Yani en küçük olan şöyle karşılaştırırsak şunu da silelim. Bakın şunu sildim karışıklık yapmasın diye. Şimdi şimdi devam ettiğimde gençler bakın. Apolarlar en zayıf. London sahipler. London sahipler. Karşılaştıralım ikisini. Yani şu ikisini karşılaştığımda kimin moleküsü daha büyük diye baktığımda hidrojen bir elektron sahip. E, CH4'te karbon altı e, hidrojen bir. Yani burada CH4'ün elektron sayısı da moleküsü daha büyük. Yani London daha büyük olduğu için CH4'ün e, kaynama noktası H2'den daha büyük olacak. Çünkü London'u büyüktür. Bu ikisini böyle karşılaştırdık. Zaten en zayıf olduğu için polar maddeleri de diğer, diğer ikisinden ayırmam lazım. Polarlar tabii ki apolarlardan daha büyüktür. Bu ikisini kıyasladığım zaman da bu ikisi de polar. Yani bunlarda dipol 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 var. Ama gençler H2O'da bir de ne var? Hidrojen var. Yani hidrojen bağı taşıdığı için H2O da H2S'den büyüktür. O yüzden buraya H2O büyüktür H2S demem lazım. Yani sıralamayı bu şekilde yapmanız gerekir. Yani önce varsa iyonik bağlı bileşik büyüktür. Yoksa Kovalent bağlı bileşiklerde polarlığa bakacaksın. Polarlar apolarlardan daha yüksek. Polarlar içerisinde de e, etkileşime bakacaksın. Hidrojen bağı olan olmayana göre daha yüksektir diye söyleyeceğiz. Bunu asla unutmuyoruz. Şimdi bir test sorusu olarak benzer bir şekilde sorduk. İyice pektirin. Aşağıdaki maddelerin hangisinin aynı koşullarda kaynama noktası en düşüktür diyor. Hemen bakıyorum e, Gençler Bu polar bir madde, XYZ türü bir bileşik. Bu apolar bir madde, apolar bir madde polar bir madde merkez atom daha önce konu anlatımlarında yani daha önce adımları izleyenler bunları hızlı bir şekilde zaten cevaplandırıyor polar apolar diye. Bu da iyonik bir bileşik. Apolarlar arasından birini seçeceğim ve buradan cevabımız B şıkkı olacak. Yani CH4 apolardır. London'dur ve en düşük London'a sahip olan da CH4'tür diye söyleyeceğiz. Aşağıdaki maddelerden hangisinin aynı koşullarda kaynama noktası en yüksektir diyor. Bu sefer de gençler hangi maddeye bakıyoruz? Polar apolar olmasına bakıyoruz. Polar, polar, polar apolar iyon. Yani cevabımız D şıkkı. Yani sizin burada neyi çözmeniz lazım gençler? Bileşin iyonik mi kovalent mi oldu? Iyonik zaten güçlü etkileşim. Kovalent olanlarda ise polar apolara belirlemen lazım. Burada Juno Pascal haberi donuşuyoruz zaten kovalent olduğunu anlıyoruz. Ve polar apolarlığı da e, merkez atomu inceleyerek bulabiliyoruz. Yani bu şekilde cevaplamamız cevaplamanız gerekir. Böylece hidrojen, böylece hidrojen bağının kaynama Böylece hidrojen bağı ve hidrojen bağının kaynama noktasının etkisini ve genel kaynama noktası karşılaştırma sorularını nasıl yapılacağını değerlendirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde artık bu öğrendiğimiz zayıf etkileşimlerle ilgili hepsiyle ilgili soru çözüm yapacağız. Ben hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki kimya videosunda görüşmek üzere.